Yeliz, yeni sorular sorarken Oğuzhan güzel bir soru sordu orada. Murat o soruyu sevdi, değil mi? Evet. Soruyu hatırlatır mısın Oğuzhan? Dedim ki Murat'la ilişkiniz son dönemlerdeki gibi değil de aradaki gibi olsa. Çok iyiydiniz yani. Yani iyi evet. olsa ve yeni bir aday gelse tam da istediğin kriterlerde olsa ne yapardın diye sordum. Murat'la o aradaki o kimya, o iletişim gerçekten çok. Keşke görseydiniz. Güzel. Öyle olsaydı Murat'la devam ederdim. Çünkü çok zor tutturulan bir şey bu evde. Bir başkasını merak etmezdim bile. Hani o değerli, kıymetli olurdu. Onu kaybetmek istemezdim. Allah Allah, Yeliz'den çıkan ama sözlere bak. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Yani. O yüzden şu an öyle bir şey olursa tanırım. Kapısını kapatmam gelen kişinin. Murat artık top sende. Yo topluk bende mi bir olay yok. Yani her an her şey olabilir bu evde. 11 kişi, ben çok 11 merak kişi de olabilir yani erkeklerden yani. Ben öyle biri gelirse Öykü Hanım, yani mesela Yeliz'e, Yeliz'in istediği kriterde, Yeliz de tanıma yoluna girmeye çalışırsa Murat'ın o çocuğa neler yapacağını düşünmek dahi istemiyorum. Yok yapmam. Yaparsın. Doğru söyle. Yaparsın. Tutamazsın sen kendini. Ya şimdi burada... Daha, çünkü sen... Bir elde edemeyince yapmaz. Daha da deliriyorsun. Yapmaz. Yapar. Bak o bende. Yapar. Hayır, gelen yani çocuğa saldırır, Yeliz bırakmaz anlamında söylüyorum. Bence Yeliz'e gerçekten hala veriyor. Çocuğun da dar eder. Ben Yeliz'in kriterlerine uygun bir kişi geldiğinde Murat önemseyeceğini sanmıyorum. Eğer aradığı kriter tam olarak gelirse direkt yöneleceğini düşünüyorum Yeliz'in. Eğer Murat'la o aradaki diyalogumuz evde de aynı şekilde devam etseydi bırakmazdım ama şu anki pozisyonda tabii ki değerlendiririm gelen adayı. Yeliz'e olan duygularım hafife alınacak duygular değil. Ben bazen de içime yansıtıyorum bunları. İçimde yaşıyorum bazı şeyleri. Dışa vurmak çok isterdim. Biz dışarıdaki gibi olsaydık içeride zaten ama bence şu an doğru davranıyorsun bence. Şu an ben biraz kafası dinlesin. Çünkü benlik olmayan durumlar da var. Özeldir, insanlık haldir, mevsimseldir. Şu sabır an çok kardeşim. Durumum. Bak iyi yoldasın. Bence de Murat. Öykü Hanım bir yorum yapmak istiyorum. Evet. Yeni bir aday gelirse Yeliz'le ilgilenmezse. Efendim bana mı sordun hanım? Yok yok, Yeliz'e soruyorum. Hı. Yeni bir aday gel diyelim, Yeliz'le ilgilenmedi. Hı. Ama düştü. Yeliz ne yapar? Bir Yeliz ben, çok beğendi ama onunla ilgilenmedi. İşte o zaman Murat'la görüşmeye devam ederse... Şu an görüşmüyoruz zaten de. Hayır, yeni aday geldi diyelim, Yeliz'le ilgilenmiyor. Hı. Yeliz boşta kaldı. Hı. O zaman Murat'a geri gider mi? Ne oldu? Gala yok. Yeliz olacak. Hayır, hayır. Gala ilişkisi. Zaten Ozan öyle bir iddialı bulmuş. Sen bana öyle bir yorum hatırladın hemen. Öykü Hanım hatırlattı hemen söyledi. Ozan bir öyle bir iddialı bulmuş. Ne? Evet. Yok yok. Ya şöyle, şunu söyleyebilirim açıkça. Yine sizin dediğinize geliyor. Kendine bu kadar sert duvarlar örme diyorsunuz. Haklısınız da aslında ama Öykü Hanım... o... İlayda ile olan o atışmasın benim için gerçekten kilit noktaydı. Senin yani öyle şu an içeriye bir aday girsin normal. Ya da gala geliyor, yarın gala var, ondan sonraki gün gala olacak. Beni yazacaksınız gibi bir korkuyla Murat'a yönelmem. Ben öyle biri değilim. Zaten yani yaşayacağım varsa bu evde yaşarım. Arada bir şey, bir kimya olmadı, tutmadı. Olmayan bir şeyi de zorlayamam. Çünkü zorlamayla olmadığını ben denedim gördüm bu evde. İstemediğim bir şeyin ya da gerçekten o etkileşimin, o kimyanın tutmadığı bir iletişimin ne kadar zorladığını biliyorum. Sen öyle zannediyorsun biliyorum. Bence, görünen o. Nasıl? Yani tutmadığını zannediyorsun. Tutmuş bir şey niye sonradan tutmadı ben anlamadım. Ya bilmiyorum, bu eve girince bir garip bir şeyler oldu. Zamanla belki düzelir, ona bir şey diyemem. Peki, sevgili izleyiciler, tahtamız gelecek, biz oylamaya gireceğiz birazdan.